Herkese merhaba. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Süleyman Üçel, Türkiye Belediyeler Birliği'nin avukatıyım. Bugün sizinle burada kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde Verbis kayıt eğitimi için bir araya geldik. Birçoğumuzun duyduğunu tahmin ediyorum. Verbis konusunu ve kişisel verilerin korunması hususunu duymuşuzdur. Bu arada yan tarafta mesajları takip ediyorum. Ses gelmiyor yazanlar var. Kendi bilgisayarlarınızı kontrol ederseniz sevinirim çünkü genel olarak sıkıntı olmadığı yönde arkadaşlar bildirdiler bize. Bir tekrar giriş çıkış yaparsanız daha iyi olur. Şimdi hala katılımcılarımız artmaya devam ediyor. İsterseniz birkaç dakika bir genel giriş yapalım. Ondan sonra Verbis konusuna geçelim. Hepimizin bildiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girdi. Bu arada sunum konusunu yazanlar var. Bugün sunum paylaşmayacağım arkadaşlar. Sunum yapmayacağım. İnternet üzerinden beraber veri girişi yapacağız. Bu KVKK çerçevesinde bir eğitim ama mevzuat eğitimi değil. Bildiğimiz üzere bugün 31 Aralık 2021 ve bu çerçevede Verdis kaydımız için son tarih. Herhangi bir uzatma gelmedi ve geleceğine dair de bir duyum almadık şu aşamada. Bu çerçevede bugün sadece sizinle Verbis kaydı konusunu çalışacağız. İlerleyen haftalarda Verbis'i hallettikten sonra tabii ki yine KVKK'nın diğer adımlarını içeren bir genel eğitim yine planlıyoruz. Kişisel verilerin korunması kanunu dediğim gibi hepimiz duyduk ve bu çerçevede çeşitli yükümlülükler mevcut belediyelerimiz açısından. Bunlardan bir tanesi tabii ki en başta olması gereken aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunu hepimiz duymuşuzdur. Bu çerçevede KVKK çerçevesinde aydınlatma metinlerinin hazırlanması gerekiyor. Bununla birlikte veri güvenliği politika metninin hazırlanması gerekiyor. Bundan da haberdar olduğumuzu düşünüyorum ve bu çerçevede bir de elimizdeki verilerin bir envanterini çıkarmamız gerekiyor belediyeler olarak ve son aşamada da Verbis kaydını yapmamız gerekiyor. Bu arada neden son güne bırakıldı diyenler var sanırım eğitimle alakalı. Aslında biz bundan önceki sürece sürekli eğitimler yaptık. Bugün son gün olması hasebiyle yine bir eğitim yapıyoruz. Aslında bundan önce sanırım 50'ye yakın belediyeye ulaştık biz bu çerçevede. Bireysel eğitimler, daha doğrusu belediyeler yönelik özel eğitimler çerçevesinde bunu yürüttük. Sadece son hafta olması nedeniyle ve son gün olması nedeniyle Verbis kısmını tekrar sizinle bugün burada paylaşacağız. Ama dediğim gibi KVKK sadece Verbis'ten ibaret değil. Ocak ayı ve devamında diğer konuları takip etmenizi istiyorum. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Verbis konusuna bir giriş yapalım. Nasıl kaydolacağız? Öncelikle o aşamadan başlayacağız. Sizinle ekran paylaşımı yaparak ben ilerleyeceğim şimdi. Öncelikle kullanacağımız site kvkk.gov.tr. Bu isme dikkat edelim. Çeşitli benzer isimler var çünkü. KVKK.gov.tr, KVKK.org.tr gibi çeşitli isimler mevcut. Ancak bu işin doğrusu olması gereken KVKK.gov.tr. Burası Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ana sayfası. Hemen sayfanın üst tarafına baktığımızda 4 ana buton görüyoruz. En solda birazdan giriş yapacağımız Verbis butonu mevcut. Bir sağda ihlal bildirimi yazıyor. Buna bir kısaca değinmek istiyorum. Kanun çerçevesinde belediyelerin elindeki veriler bir saldırıya uğrayacak olursa, bir veri ihlali gerçekleşirse belediyeler olarak bizim 72 saat içerisinde buradan bir ihlal bildirimi yapmamız gerekiyor. Bir sağdaki de şikayet modülünü görüyoruz burada. Burada da kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde eğer ki verilerimiz ihlal edilirse bu çerçevede bu modül üzerinden şöyle tıkladığımda KVKK şikayet modülü karşımıza geliyor. Altta bir kılavuz var. Bu kılavuzu okuyabilirsiniz veya direkt giriş için tıklayınız derseniz zaten burada E-Devlet'le giriş yaptığınız zaman sizi doğrudan şikayet ekranına yönlendiriyor sistem. Bu çerçevede şikayet etmek istediğiniz veri sorunları, firmalar, şirketler vesaire olursa buradan 5 dakika içerisinde çok rahat şikayetinizi oluşturabilirsiniz. En sağda da kurulun yapılmış şikayetlerden yola çıkarak verdiği kararlar mevcut. Belli aralıklarla kurul sürekli güncel kararlar paylaşıyor. Burada da sizin durumunuza benzer kararları görebileceğiniz gibi
Onun dışında geçmişe yönelik bütün kararları görmeniz mümkün. Şimdi ana sayfamız bu şekildeydi. Biz yavaş yavaş isterseniz Verbis'e başlayalım. Bu arada Gökmen Güner'in sorusu var. Verbis kaydı yapmayanlar bizimle beraber eş zamanlı yapabilir mi? Ben eş zamanlı yapmanız için yavaş ilerleyeceğim burada, bu arada. Tabii ki elimizde şifresini henüz almamış olan belediyelerimiz olabilir. Öncelikle onlara şifrenin nasıl alınacağı konusunu buradan göstereceğim. Daha sonraki aşamada şifreyi almış olan belediyelerimizle beraber kaydı ilerletebiliriz. Şimdi öncelikle isterseniz bu Verbis kaydını yaptıktan sonra karşımıza ne çıkıyor? Biz aslında neye ulaşmaya çalışıyoruz? Bir de onu görelim. Burada Verbis butonuna tıkladığımda, ana sayfamdaki Verbis'e tıkladığımda verbis.kvkk.gov.tr sayfası karşıma çıkıyor. Burada kullanacağımız az sonra kullanacağımız iki butonumuz var. Veri sorumlusu yönetici giriş ve sicile kayıt butonu. Ve tamamladıktan sonraki kısma geçelim isterseniz. Burada bir önce sonucu bir görelim. Sicili sorgulama kısmı mevcut. Burada Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Verbis sistemine kaydını yapmış olan veri sorumlularının biz Verbis ekranını görebiliyoruz. Sicil sorgulamaya tıkladığımda böyle bir sayfa karşıma çıkıyor. Buraya bir aramak istediğim veri sorumlusunun adını girmem gerekiyor. Burada sisteme kayıt yapmış bütün veri sorumlularını görebiliriz. Buna belediyeler, şirketler, diğer kamu kurumları, herkes dahil, gerçek kişiler dahil. Bu çerçevede örnek olarak hepimizin bildiği bir firma olan Boyner ismiyle giriş yapmak istiyorum. Güvenlik adımını da dolduruyorum. Arama yap diyorum. Ve bu çerçevede Boyner'le alakalı çıkan sonuçları görüyoruz. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ. Bu şekilde tıkladığım zaman Verbis kaydını tamamlamış olan Boyner Büyük Mağazacılık AŞ firmasının kaydının dökümünü bu şekilde görebiliyorum. Görüyoruz ki Boyner firması elinde kişilerin kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, finans bilgilerini, personel mesleki deneyim bilgilerini, yine müşterilerle alakalı pazarlama bilgilerini gibi birçok veriyi kaydettiğini buradan bizimle paylaşıyor. Yine sağ tarafta amaçlar butonunu görüyoruz. Buraya tıkladığımızda da Boyner firmasının kimlik verisini hangi amaçlarla işlediğini görüyoruz. Devam ettiğimde iletişim verilerini hangi amaçlarla işlediğini, bu şekilde her bir veri kategorisinde hangi amaçlarla veri işlemi yaptığını bu ekrandan görüntüleyebiliyoruz. Bir sağdaki alıcılar butonuna tıkladığımda burada da Boyner mağazasının elindeki kişisel verileri kimlerle paylaştığını beyan ettiğini görüyoruz. Gördüğümüz üzere Boyner elindeki verileri, bu veriler personelin verileri de olabilir, alışveriş yapan, internet sitesine üye olan kişilerin verileri de olabilir. Gördüğümüz üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, topluluk şirketlerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına Boyner'in bizim verilerimizi aktardığını, beyan ettiğini görüyoruz. Bir sağdaki adımda ise Boyner firmasının bu her bir veri kategorisini ne kadar süreyle sakladığını beyan ettiğini görüyoruz. Hemen sağında yer alan kişi grupları butonuna tıkladığımızda ise Boyner'in kimlerin kimlik verisini kaydettiğini görüyoruz. Kimlerin iletişim verisini kaydettiğini, kimlerin lokasyon verisini kaydettiğini bu ekrandan görüntüleyebiliyoruz. Bir sağdaki butona geldiğimizde de Boyner'in hangi verileri yurt dışına aktardığını beyan ettiğini burada görüyoruz. Görüyoruz ki Boyner elindeki kimlik ve iletişim verilerini, örnek veriyorum, yurt dışına aktardığını, ancak personelin özlükle alakalı bilgilerini aktarmadığını beyan ettiğini burada görüyoruz. Son adımda ise Boyner'in bizim elinde bulunan verilerimizi nasıl koruduğunu, her bir koruma yöntemini burada tek tek işaretleyerek paylaştığını görüyoruz. Görüyoruz ki Boyner burada birçok teknik ve idari tedbir uygulayarak elinde bulunan kişisel verileri koruduğunu herkese, kamuya açık bir şekilde beyan ediyor. Biz de belediyemiz olarak birazdan inşallah Verbis kaydını tamamladığımızda buna benzer bir ekran ortaya çıkmış olacak. Buraya mesela bir belediyemizden bahsedelim. 2 gün önce yaptığımız bir belediye kaydı vardı. Şu şekilde
Eğirdir Belediyesi'nin kaydını yapmıştık 2 gün önce. Tıkladığımda Eğirdir Belediye Başkanlığı burada çıktı. Tıklıyorum ve görüyorum ki Eğirdir Belediye Başkanlığı hangi kategorilerde veri işlemiş, hangi amaçlarla bu verileri kaydetmiş, bu verileri kimlere aktarıyor, bu verileri ne kadar süreyle saklıyor gibi aynı adımları belediyelerimiz içinde buradan görüntüleyebiliyoruz. Bir yandan da gelen mesajları takip etmeye çalışıyorum. Bir soru var. Boyner rızamız olmadan bilgilerimizi paylaşması uygun mu şeklinde? Kesinlikle uygun değil. Ancak bizler örnek veriyorum Boyner sitesine üye olurken hatırlarsınız ilk üyelik aşamasında bütün bilgileri isim, soy isim, adres vesaire verdikten sonra bir aşağıda KVKK aydınlatma metnini okudum şeklinde bir buton görüyoruz. Onun bir altında da verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum şeklinde bir buton mevcut oluyor. Bu aydınlatma metnini okuduğumuzda aslında Boyner'in bizim verilerimizi başka yerlere aktaracağına dair bizden ön izin aldığını görüyoruz. O aydınlatma metnini okursak eğer ona göre verilerimizin işlenmesine rıza gösterirsek bizim için daha iyi olur. Bu çerçevede Boyner bizden bu izni almadan verilerimizi tabii ki aktaramaz. Az önceki ekranda Eğirdir Belediyesi vatandaşlardan böyle bir izin almadığından yurt dışına aktarım tabii ki yapamıyor. Ve hatta yurt dışına aktarım için bir özel aşama daha var. Yurt dışına aktarım yapacak olan firmaların veri sorunlarının daha doğrusu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan özel bir izin alması gerekiyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu bakıyor bu verilerin aktarılmasına bir sakınca var mı? İlgili veri sorumlusu bu verileri yeterince koruyabiliyor mu? Onları inceledikten sonra zaten izin veriyor. Bu çerçevede başıboş bir sistem olmadığından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi artık isterseniz Verbis ön kaydını oluşturmaya başlayalım. Birkaç sorumuz daha var. Onlara bakalım. Salih Bey'in bir sorusu, güzel bir soru. Belediye şirketine sehven kamu kurumu olarak kayıt yaptım. Nasıl düzelteceğim diyor. Salih Bey birazdan o kısmı size buradan uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi isterseniz Verbis'e giriş yapalım. Buraya tıkladığımızda böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. İlk kayıt yapacak olan belediyelerimiz yani henüz elinde sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifresi mevcut olmayan belediyelerimizin ilk baştaki lacivert renkli buton olan veri sorumlusu yönetici girişi butonunu tıklaması gerekiyor. Tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Henüz kayıt olmadığımız için alttaki sarı renkli butondan kayıt olun butonuna tıklamamız gerekiyor. Burada biraz yavaş ilerleyeceğim. Henüz kaydını yapmamış olan belediyelerimiz olabilir şu anda. Bu çerçevede öncelikle bir şifre almak için kaydımızı oluşturalım. Şu anda bekliyorum. Nasıl geldik buraya tekrar edelim isterseniz. Verbis butonuna tıkladım. Veri sorumlusu yönetici girişi dedim. Ve burada kayıt olun butonu var. Kayıt olun butonuna tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi ilk defa kayıt olan kişiler için ekranı isterseniz ikiye bölün. Bir tarafta sunum devam etsin. Zoom programı açık kalsın. Ekranın diğer tarafına da kendi KVKK sayfanızı açarak beraber kaydımızı oluşturalım birazdan. Şimdi kayıt olun sayfasına geldikten sonra sağ tarafta kamu kurumu, sol tarafta yurt içinde yerleşik tüzel gerçek kişi butonunu görüyoruz. Belediyelerimizin kamu kurumu olması nedeniyle kamu kurumu butonundan giriş yapması gerekiyor. Bunu hallettikten sonra bir de tabii ki belediye şirketlerimiz de veri sorumlusu olduğundan soldaki butondan devam etmemiz gerekecek. Peki bütün belediye şirketlerinin buraya kayıt yaptırması gerekiyor mu arkadaşlar? Hayır. Bu konuda bir ayrım var. Çalışan sayısı 50'den az olan belediye şirketlerimize şu anda Verbis'e kayıt yaptırma zorunluluğu yok. Bu çerçevede henüz çalışan sayınız 50 değilse kaydınızı yapmanıza gerek yok. Tabii ki bu muafiyet ileride kalkabilir. Çalışan sayısınız 45-40 civarındaysa da yine isterseniz kaydınızı yapın. Çünkü yakın zamanda 50'yi aşmanız muhtemeldir. Bu çerçevede çalışan sayımız 50'nin altındaysa buradan kayıt yapmanıza gerek yok. Özetle kamu kurumu olan belediyenin kaydı ayrı yapılacak. Şirketimizin kaydını
ayrı yapacağız. Bir soru gördüm bununla alakalı şu anda. Yüksel Akbaş'ın sorusu. Evet, belediye personel şikayeti için de ayrı kayıt yapılacak ta ki çalışan sayımız 50'den fazlaysa. Buna dikkat edelim. Şimdi biz örnek belediye kaydını oluşturmak için sağdaki kamu kurumu butonuna tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa geliyor. İlk başta belediyemizin vergi kimlik numarasını girmemiz gerekiyor buraya. İlk kısma belediyemizin vergi kimlik numarasını giriyoruz. Numarayı girdikten sonra da sağ taraftan ilgili vergi dairesini işaretlememiz gerekiyor. Bu çerçevede vergi kimlik numarası temin eden arkadaşları beklerken ben bir yandan sorularınızı takip etmeye çalışayım. Osman Karamollaoğlu'nun sorusunu görüyorum. Belediye bünyesinde çalışmakta olan halk otobüsleri gibi kuruluşların belediye haricinde tekrardan Verbis'e üye olması gerekir mi? Burada önemli olan nokta halk otobüsü gibi faaliyet gösteren yerlerin ayrı bir tüzel kişiliği var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Eğer ki bu bir tüzel kişilik çatısı altında yürüyorsa tabii ki ayrıyetten bir Verbis kaydı yapmamız gerekecek ve bunun için de tabii ki o şirkette kayıtlı işçi sayısının 50'nin üzerinde olması durumunda bir zorunluluk olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. 50 altında kalan şirketlerimiz için bu kayıt henüz zorunlu değil. Tabii burada bir ikinci husus daha var. Mali bilançonun 25 milyon lira altında kalması gibi ama zaten çalışan sayısı 50'nin altında olan şirketlerimizin 25 milyonluk bir hacmin olduğunu pek muhtemel görmüyorum. Bir soru daha. Bütçe içi işletmede 265 personeli olduğunu bildiriyor. Hizmet alımı şirket personeli. Bu tabiri anlayamadım ama normal şartlarda bütçe içi işletmenin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından kayıt yaptırmamızın gerek olmadığını düşünüyorum. Bu çerçevede ancak belediyemizin personel şirketindeki kişilerin sayısını takip ederek kaydı yapmamız gerekiyor. Bir yandan da chat kısmına bakayım. Belediye başkanlığı için 50 sınırı geçerli mi şekli bir soru var. Belediye başkanlığı için personel sayısına bakmıyoruz. Kamu kurumlarının kaydı zorunlu. Yani bazı belediyelerimiz var. Bir memuru olan belediyelerimiz dahi mevcut. Bir tane memur dahi olsa bu kaydın kamu kurumları için yapılması gerekiyor. 50 şartını şirketler için uyguluyoruz. Şimdi kayda devam edelim. Veri sorumlusu kimlik numarası, vergi kimlik numarasını bulduğumuzu düşünüyorum. Buraya vergi kimlik numarasını girdikten sonra sağdaki ekrandan vergi dairesinin seçimini yapıyoruz ve ilgili güvenlik adımında tıkladıktan sonra unvanı getir butonuna tıkladığımızda belediyemizin adı burada veri sorumlusu unvanı olarak çıkıyor. Şimdi bu kısmı kaydettikten sonra devam ediyoruz. Altta kalan burada 6 buton daha var. Bunları doldurmamız gerekiyor. Öncelikle bize veri sorumlusunun adres numarasını soruyor. Bu adres numaramız nasıl öğreneceğiz? 10 haneli bir adres numaramız mevcut. Adres numaramızı bilmiyor isek eğer hemen üstteki adres.nvi.gov.tr adresine tıkladığımızda bizi hemen sistem nüfus NVI'nin ilgili web sitesine yönlendiriyor. Bu çerçevede burada sorgula butonu var. Sorgulaya tıkladığımızda bu şekilde bir ekranla karşıya kalıyoruz. Ve buradan belediyemizin ilgili adresini bulmamız gerekiyor. Bu şekilde ben şu an kendim için örnek olarak gösteriyorum. Siz de bu şekilde kendi belediyemizin adres numarasını buradan bulmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere hemen benim kurumumun adını buldu. Altta da şu koyu renkte belirttiğim 10 haneli sayıyı buradan kopyalıyoruz ve tekrar buraya geldiğimizde bu şekilde buraya yapıştırmamız gerekiyor. Adres numarasını da hallettikten sonra belediyemizin varsa
CAP adresini buraya giriş yapıyoruz. Biraz yavaş ilerleyelim kaydını yapanlar için. Bir yandan soruları kontrol etmeye çalışıyorum. Sistemde hata olduğunu söyleyenler var şu anda. Bugün son gün olduğu için sistem kaynaklı hata yaşıyor olabilirsiniz. Yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Bu çerçevede tekrar tekrar denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi adres numarasını bulduk ve buraya girdiysek CAP adresinde girdikten sonra koordinasyon sağlayacak üst düzey yöneticinin adını ve soyadını istiyor sistem burada bizden. Burada Büyükşehir Belediyesi olan belediyemiz varsa şu anda aramızda genel sekreter veya genel sekreter yardımcısını yazabiliriz. Daha küçük çaptaki belediyelerimiz içinse belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı burası için uygun olacaktır. Özellikle küçük belediyelerimiz için üst düzey yönetici olarak tabii ki belediye başkanını tavsiye ediyoruz ilk kayıt aşamasında. Buraya belediye başkanımızın adını yazdıktan sonra sağ tarafa unvanını, belediye başkanı, genel sekreter yardımcısı, başkan yardımcısı gibi ilgili unvanı yazmamız gerekiyor. Unvanı da yazdıktan sonra burada gördüğümüz sol alttaki butona da belediye başkanımızın veya genel sekreterimizin bu çerçevede e-posta adresini yazmamız gerekiyor. Çünkü bu e-posta adresine bir şifre gelecek ve kullanıcı adı gelecek. E-posta adresini de bekleyelim isterseniz bir yandan. Gökhan Bey'in bir sorusunu görüyorum. Şirketler için de bugün son gün mü? Evet, bugün hem belediyelerimiz hem de şirketlerimiz için son gün. Bir de biyometrik veri işlenebilme PDKS cihazlar için. PDKS'nin açılımını yapar mısınız? Sanırım personel devam kontrol sistemi mi oluyor? Herhalde öyle. Tamam. Personel devam kontrol sisteminde biyometrik veri işlenebilir mi şeklinde bir soru sormuşlar. Bu çerçevede bildiğimiz üzere parmak izi, avuç içi okuma, yüz okuma, göz okuma gibi sistemleri kullanan veri kayıt sistemleri bizim biyometrik verilerimizi, yani özel nitelikli kişisel veri olan biyometrik verilerimizi işlemiş sayılıyor. Bu çerçevede belediyenin biyometrik veri işlemesi noktasında bir kurul kararı var. Kurul kararından bahsetmek istiyorum. Bir belediye personeli bu parmak izi okuma sistemini kullanan belediyeyi kişisel veriler koruma kuruluna şikayet ediyor ve kurulda inceleme başlatıyor bu çerçevede ve şöyle diyor: kişisel verilerin korunması kanunumuzda veri işlerken uyulması gereken kurallar var. Bu kurallardan bir tanesi de yaptığımız veri işleme faaliyetinin ölçülü olması gerekiyor. Bu çerçevede kişisel verileri koruma kurulu belediyenin personel takip sistemlerinde parmak izi okuma, avuç içi okuma, göz okuma gibi sistemler kullanmasını kanunun ölçülülük ilkesine aykırı gördü ve bu çerçevede bu sistemin terk edilmesi için belediyeyi talimatlandırdı. Bu çerçevede parmak izi okuma gibi, avuç içi okuma gibi yöntemler kullanan belediyelerimiz varsa eğer bu sistemi bir an önce terk etmelerini tavsiye ediyorum. İleride yapılacak bir şikayet durumunda ne yazık ki sıkıntı yaşayabiliriz. Bu çerçevede biyometrik veri işlemeyi belediye personelinin takip sistemi açısından tavsiye etmiyoruz. Ama tabii ki şu olabilir: belediyemizin özel korunan odaları, verilerin işlendiği, verilerin depo edildiği sunucu odaları vesaire olabilir. Veyahut da başkanın çalışma odası gibi yerler olabilir. Bu alanlara giriş çıkışlarda parmak izi kullanılmasında bir engel yok. Demek istediğim sadece personel devamında bu tarz veri işleme faaliyetinin yapılması uygun değil kurul kararına göre. Fotoğraf çekmeyi sormuş Tahir Bey. Fotoğraf çekmek bir biyometrik veri kabul edilmiyor. Yüz tanıma sistemi, yani bizim yüzümüzün hatlarını kaydetme şeklindeki bir yüz tanıma sistemi tabii ki biyometrik veri işlemidir. Ancak sadece fotoğrafımızın çekilmesi bu çerçevede bir biyometrik veri işleme sayılmıyor. Bir belediyemizde bu sistemi gördüm ben. Parmak izi tanıma sisteminin aynı zamanda bir de fotoğraf çektiğini gördüm. Şu sistemi önerdik o belediyemize. Şifre ve fotoğraf yöntemini önerdik.
her bir personel için bir şifre tayin edilmesi ve o personel şifreyi tıkladığı anda ekranın onun fotoğrafını çekmesi suretiyle kişiye özel fotoğraf çekilerek bu sistemin kullanılması bir biyometrik veri işleme sayılmayacağından yöntem olarak tercih edilebilir. Bazı kullanan belediyelerimiz olduğunu biliyorum. Açık bir kurul kararı var bu çerçevede. O yüzden sistemi terk etmenizi tavsiye ediyoruz biz. Şimdi başkanın e-posta adresine girdikten sonra sağ tarafta görüyoruz ki telefon numarası yazıyor ve son aşamada kaydet butonuna tıkladığımızda karşımıza başvuru ekranında bizim yaptığımız başvuru çıkıyor. Burada başvuruyu görüntüle dediğimizde karşımıza çıkan PDF başvuru evrakının çıktısını alıyoruz. Çıktıyı aldıktan sonra sağ altta imza kaşe bölümü var. Buraya belediyenin kaşesini bastıktan sonra ve ilgili üst yöneticimizin de imzasını aldıktan sonra bu metni tarıyoruz. Tekrar PDF haline getiriyoruz ve kurumun CAPS adresine göndermemiz gerekiyor. Şimdi kurumun CAPS adresini sizinle tekrar paylaşacağım ben. İsterseniz hatta chat kısmına yazayım. Daha kalıcı olur. Şu anda chat kısmından size bu başvuru evrakını imzalayıp tekrar PDF haline getirdikten sonra göndermemiz gereken CAP adresini paylaştım. CAP adresimiz yoksa veya aktif değilse çalışmıyor olabilir. Böyle durumlarda da Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesine doğrudan, özür diliyorum, yazışma adresine doğrudan gönderebiliriz. Şurada da birazdan göreceğimiz aşamada da adresi görebileceğiz veya kendisinin iletişim kısmından da şuradan ana sayfadaki iletişim butonundan ayrıyetten kendi yazışma adresini görebiliriz. Şu anda site biraz yavaş. Şurada görüyoruz ki bir yazışma adresi mevcut. CAP'ten gönderemiyorsak da imzalı halini buraya posta yoluyla göndermemiz gerekiyor. Adresi biraz daha yukarı bakın. Mesajlardan dolayı geriye gidiyor. Şöyle tekrar kopyalayayım. Tekrar paylaştım mesaj kısmında. Video kaydını soruyor arkadaşlarımız. Video kaydının tekrar sizlere ulaşması için bir çalışma yapacağız. Eğer yapabilirsek eğitime katılan kişilere bir toplu mesaj olarak gönderip bu çerçevede video kaydına tekrar ulaşmanızı sağlamaya çalışacağım. Bazı belediyemizin isimleri belediye başkanlığı, bazıları da nokta nokta belediyesi olarak görünüyor. Fark yok. O sistemde o şekilde kayıtlı. Onların aldığı sistemden kaynaklı ki hatta muhtemelen vergi dairesinden geliyor da olabilir diye tahmin ediyorum bu isim farkının. Önemli olan siz oraya vergi kimlik numarasını doğru girdikten sonra sistem sizi karşınıza nasıl çıkarmışsa öyle devam edin. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde çıktı aldığımızı tahmin ediyorum. Bir soru daha var. Bakayım, genel sorular aynı sorular. Devam edelim isterseniz. Bu başvuru evrakını biz gönderdikten sonra CAP üzerinden gönderirsek artık çok hızlı çalışıyor Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 1-2 saat içerisinde şifremiz gelebilir ama tabii bugün bir yoğunluk olduğundan şifremizin gelişi öğleden sonrayı bulabilecektir veyahut da belki yarına dahi kalacak. Her ne kadar süre dolmuş olsa da tabii ki sistem aktif olarak açık kaldığından şifremiz yarın da gelse, pazar da gelse, pazartesi de gelse kaydımızı devam ettirmemiz için bir engel yok. Şu anda öncelikle kullanıcı adı ve şifre alma adımını icra ettik. Şimdi de Verbis'te bildirim aşamasına geçeceğiz. Şimdi bu kısmı kapatıyorum. Artık şifremizin geldiğini varsayıyorum. E-posta adresini başkanımızın veyahut da genel sekreterimizin, başkan yardımcımızın bildirdiğimiz e-posta adresine şifremizin ulaştığını varsayarak Verbis butonuna tekrar tıklıyorum. Bu çerçevede şimdi
Sisteme yine giriş yapmak için burayı kullanıyorum. Veri sorumlusu yönetici girişine tıkladığımda artık kayıt olma aşamasını açtığım ve şifrem geldiği için kullanıcı adı ve parola girişi yaparak bu adımdan devam etmemiz gerekiyor. Ben şimdi buraya kendi Türkiye Belediye Haberleri'ne ait olan aldığım şifreyle giriş yapacağım. Gelen kullanıcı adı ve şifreyle bu şekilde giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bir yandan chat'i takip etmeye çalışıyorum. Verbis kaydı yanlış yapılırsa güncelleme her zaman yapılabilir. Aynı ekrandan her zaman güncelleme yapabiliriz. CAP adresinin doğrusunu bir arkadaşımız daha paylaşmış. Teşekkür ediyorum. KVKK Verbis HS01CAP.TR. Bu adrese göndermemiz gerekiyor. Şimdi şifremiz geldi ve kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaptık. Peki ne yapacağız şimdi artık? Bir sonraki aşamaya geçmeden önce sol tarafta bir kontrolünü sağlayalım. Sol tarafta veri sorumlusu butonunu görüyoruz. Burada bizim veri sorumlusu kaydımızı yaparkenki aşamalarımız mevcut. Buradan çeşitli yine güncellemeler yapılabiliyor. Üst düzey yöneticinin adını değiştirebiliyoruz ki ileride muhtemeldir bir başkan değişiminde, tabii ki seçimler olacak bizde, başkanın görevden ayrılması durumunda buradan bu şifreyle üst düzey yöneticinin bilgilerini güncellememiz gerekiyor. Şimdi şifreli giriş yaptıktan sonra asıl bizim için önemli olan kısım şurada sol tarafta belirttiğimiz irtibat kişisi butonu. Biz Verbis kaydını irtibat kişisi marifetiyle yapacağız. O yüzden kullanıcı adı ve şifreyle buraya giriş yaptıktan sonra İrtibat kişisi butonuna tıklıyoruz ve şu an benim irtibat kişim atandığı için burada değiştiği yazıyor. Siz de henüz irtibat kişisi atanmadığından burada irtibat kişisi ata butonu olacak. Oraya tıkladığımızda şu ekran geliyor. Buraya sadece irtibat kişisinin TC kimlik numarasını yazmanız yeterli. Şu anda kendi TC kimlik numaramı şu anda siz de görüyorsunuz burada. Benim TC kimlik numaramı yazdığımda ben Türkiye Belediye Birliği'nin irtibat kişisi olarak atanmış oluyorum. Buradan gelen parolayı kendimize göre güncellemek de mevcut. Ve son aşamada kayıt silme talebi var dikkat ederseniz. Bir arkadaşımız eğitimin başında sormuştu. Girişini kamu kurumu olarak yapmış belediye şirketimiz. Buradan kayıt silme talebi göndererek aynı süreci baştan işletip bu defa tüzel kişi kısmından giriş yapmanız gerekiyor. O yüzden eğitim sonunda kaydınızı güncellemenizi tavsiye ediyorum. Ancak tabii ki muhtemelen tekrar şifre talep ettiğinizde hemen ulaşmayacaktır. İsterseniz bugün bir geçsin. Bugün sistem çok yoğun şu anda. Pazartesi günü güncellemeyi yapabilirsiniz. Şimdi irtibat kişisi ve irtibat kişisi atandıktan sonra artık isterseniz Verbis'e nasıl bildirim yapacağımız kısmına geçiş yapalım. İrtibat kişisini buradan atadıktan sonra sistemden çıkış yapıyorum ve altta gördüğüm sicile kayıt butonuna giriş yapacağım birazdan. Bir yandan sorularınızı tekrar bir kontrol edeyim. İlçe belediyesinin irtibat kişisi müdür unvanında olabilir mi şeklinde güzel bir soru var Zeynep Hanım'dan. Bir mevzuat değişikliğimiz oldu. Bu çerçevede kamu kurumlarındaki irtibat kişisinin en aşağı daire başkanı seviyesinde olmasını istiyor şu anda mevzuatımız. Bu çerçevede müdürlerimiz ne yazık ki İrtibat kişisi olamıyor. Bu çerçevede aslında mevzuata göre benim de şu aşamada Belediyeler Birliği'nin irtibat kişisi olamamam gerekiyor. Ancak kaydımızı biz ilgili personel olarak yaptıktan sonra dilerseniz bu irtibat kişisi kısmını belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak değiştirebiliriz. Bütçe içi işletmede müdürlük olarak kayıt yapacak mıyız? Hayır, öyle bir kayıt yapmamıza gerek yok. Zaten bizim bütçe içi işletmedeki personelimiz ya belediyenin personelidir ya da şirketin, ikisinden biri zaten kayıt yapacağından her halükarda bu çerçevede ayrı bir kayıt yapmanıza gerek kalmıyor. Belediyede iki memur ve başkan var, başkan yardımcısı yok. O zaman başkan bizim burada irtibat kişimiz olarak devam edecek. O yüzden ilçe belediyelerinde başkan yardımcısı yoksa irtibat kişisinde başkan olarak devam edeceğiz. Tabii ki başkanın kaydı yapması pek muhtemel değil yoğunluğundan ötürü. Sizler bireysel olarak sorumluluk alan personel olarak kaydınızı yapın. Bizde de olduğu gibi kayıt yaptıktan sonra
irtibat kişisi güncellenebiliyor. O yüzden kaydı tamamladıktan sonra irtibat kişisini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak veyahut da genel sekreter yardımcısı olarak güncelleyebiliriz. Şimdi artık irtibat kişisi atamıştık. Bildirim kısmına doğru ilerleyelim. Burada aşağıda sicile kayıt butonunu görüyoruz. Sicile kayıt butonuna tıkladığımda hatırlarsanız veri sorumlusu irtibat kişisini TC kimlik numarasıyla atamıştı. Bu çerçevede buraya E-Devlet'le giriş diyoruz. Şu an sistem E-Devlet entegre çalıştığından ben buraya atandığım için TC kimlik numaramı ve şifremi girdiğimde beni Verbis şu anda irtibat kişisi olarak atadığından bana özel ekran açıldı. İlk ekran belediye tüzel kişiliğindi. Oradan bir irtibat kişisinin atanması gerekiyordu. İrtibat kişisini atadıktan sonra sicile kayıt butonundan giriş yaptım ve irtibat kişisi olan bana ait bir ekran, bana özel bir ekran ortaya çıktı. Buradan profil kısmı var. İlk buraya giriş yaptığımızda profilimiz %50 oranında tamamlanmış olarak görünüyor. O yüzden öncelikle profilinizi tamamlamanız gerekiyor. Sorduğu sadece adresiniz, telefon numaranız gibi klasik bilgiler. Onları da girdikten sonra artık yavaş yavaş bildirime doğru ilerleyebiliriz. Profile tıkladığımda benim profilim şu an tamamlanmış görünüyor. Sol tarafta veri sorumlusu butonundan benim kimin irtibat kişisi atadığını buradan görebiliyorum ve artık bildirim aşamasına geliyorum. Sorularımızı bir yandan kontrol edelim. İrtibat kişisi memur olabilir mi? Olursa ne olur? Mevzuatımız irtibat kişisinin en aşağı daire başkanı olmasını istiyor. Doğrudan tabii ki somut bir problem yaşamayız. İrtibat kişisi atanmışsak bildirimi tabii ki yapabiliriz. Bu çerçevede memur olarak atanmasında sistemsel açıdan bir engel yok. Ama mevzuat olarak memuru sistemimiz aslında kabul etmemesi gerekiyor. İrtibat kişisi hakkında mevzuat değişikliği mi oldu demiş bir katılımcı. Evet, bu çerçevede mevzuat güncellemesi yapıldı. Önceden daire başkanı şeklinde bir ibare yoktu. Ancak daha sonra bir mevzuat değişikliği oldu ve daire başkanı ve üstü olacak dendi. İrtibat kişisi için ikametgah mı, kurum adresi mi? İkisi de olabilir. Tercihi size bırakıyorum burada. Herhangi bir zorunluluğumuz yok. Belde belediyeleri zorunlu arkadaşlar. Türkiye'de 1390 tane belediye var biliyorsunuz. Bunun bir kısmı belde belediyesi, bir kısmı 5006 ilçe belediyesi hiç fark etmiyor. Bizim hepimiz birer kamu kurumu olduğumuzdan bu çerçevede sisteme kayıt yapmamız gerekiyor. Katılımcı arkadaşlardan yeni gelenler olduğunu görüyorum. Elimizden geldiğince size videoyu ulaştırmaya çalışacağım ben bir sistem üzerinden. Oradan tekrar izlemenizi sağlamaya çalışacağız. Aynı adımları izleyerek girişinizi yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreniz şu anda gecikiyor olabilir. Çünkü bugün bir yoğunluk olması gayet normal. Bu çerçevede bugün olmasa bile gelmese bile yarın vesaire ertesi günler geleceğini tahmin ediyorum. Geldikten sonra kaydı yapmanıza yine engel yok. Mehmet Bilgin'in sorusu sayısal çalışanımız 40, ciro 25 milyon altı. Tabii ki şirket için kayıt yapmanız gerekmiyor. Şirketle anlaşma zorunlu mu? Sanırım bu danışmanlık şirketinden bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Bilemedim. Bir o kısmı açarsanız daha rahat cevap verebilirim. Kadir Bey'in sorusu, ben irtibat kişisiyim ama kayıtları yaptım ve tekrar başkana irtibat kişisi yaparsam süreci tekrarlayacak mıyız? Hayır, kaydımız veri sorumlusunun kaydı. Biz sadece bu kaydı yürüten kişiyiz. Bu çerçevede irtibat kişisini daha sonra başkan olarak değiştirirseniz herhangi bir değişiklik olmayacak. Arkadaşlar KVKK sürecinde danışmanlık hizmeti satın almak zorunda değiliz. Bu sistem KVKK tarafından belediye personelinin kendisinin icra edebileceği bir sistem olarak tasarlandı. O yüzden danışmanlık almak zorunda değiliz. Bu tamamen belediye başkanlığımızın takdirinde. Şimdi bildirim kısmına geçelim isterseniz.
Bildirim kısmına giriş yap. İrtibat kişisi olarak giriş yaptıktan sonra bildirim kısmına tıkladığımda beni irtibat kişisi olarak atayan veri sorumlusunu burada görüyorum. Ve tıkladığımda hatırlarsanız ilk başta Boehner örneğinde gösterdiğim sayfanın aynısı bizim için de burada açılıyor. Burada sağ üstte bildirim düzenle butonu mevcut. Buraya tıkladığımızda şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ekrandan adım adım verilerimizin girişini yapacağız. Biraz yavaş ilerlemeye çalışacağım. Beni takip eden şu anda beraber kayıt yaptığımız arkadaşlarımız mevcut olabilir. İlk adımda sistem bize veri sorumlusu olarak sen kimlik verisi işliyor musun? Kimlik veri kategorisinde şu aşağıda yazan örnekleri görüyoruz. İşleyip işlemediğimizi burada soruyor. Kimlik veri kategorisinde tabii ki biz çok rahat veri işleme yapıyoruz ve kaydet ve devam et diyorum. İkinci aşamaya geldim. Bu aşamada bizden iletişim veri kategorisinde herhangi bir veri işleyip işlemediğimizi soruyor. Burada gördüğünüz üzere bakın 25 adet veri başlığı var. Bunların hepsini var veya yok şeklinde işaretleyerek devam etmemiz gerekiyor. İletişim veri kategorisinde tabii ki vatandaşın adresi, personelin adresi, telefon numarası vesaire elimizde kayıtlı olduğundan iletişim kategorisinde veri işliyorum diyorum. Kaydet, devam et dedim. Üçüncü başlığım lokasyon veri kategorisi. Burada belediye olarak biz örneğin çöp araçlarımızın GPS takibini yapıyor olabiliriz. İşte kiralık araçlarımızın veyahut da zabıta itfaiye araçlarımızın konum takibi kayıt altına alınıyor olabilir. Bu çerçevede lokasyon kaydım var veya yok şeklinde bir bildirim yaparak devam ediyorum. Dördüncü aşamaya geldim. Ben belediye olarak özlük kategorisinde ne var özlük kategorisinin içerisinde örneğin bordro bilgileri, disiplin bilgileri, işe giriş çıkış kayıtları, mal bildirimi, özgeçmiş tabii ki benim elimde bu tarz veriler mevcut olduğundan kaydet devam et diyorum. Bir yandan tekrar sorularımızı kontrol edelim. Veri sorumlusu arkadaşlar belediye tüzel kişiliğinin kendisi. Yani kayıt belediye tüzel kişiliği adına yapılacak ve veri girişi belediye tüzel kişiliği adına gerçekleştirecek. Burada müdürlüklerin bireysel olarak herhangi bir zorunlu yapması gereken, icra etmesi gereken adım yok. Yalova'dan bir soru. Danışmanlık hizmeti almadığımızda bu pozisyon için bir çalışan bulundurmamız gerekecek. Burada KVKK sürecini tabii ki bir çalışan tayin etmenizde fayda var. Ancak bu süreç bir kere tamamlandıktan sonra vergis kaydı için diyorum. Süreç tamamlanıyor. Bundan sonra belki belirsiz aralıklarla aylık olarak veyahut da yıl sonunda örnek veriyorum. Belki yeni bir veri girişi olur. Hiç daha önce işleme yapmadığınız bir alanda veri girişi olursa o zaman bu sistemin tekrar kullanılması gerekiyor. Yani bir personelimizin devamlı olarak sadece verbis takibi yapmasına gerek yok. Ama tabii ki bir personel bu iş için görevlenmek uygun olacaktır ama o kişinin tek işi bu olmayacak. Çünkü o kadar aktif olarak değişim isteyen bir süreç değil bizim için. Şimdi hukuki işlem veri kategorisine geldik. Bir yandan da soru cevap kısmına bakayım tekrar. Esra Hanım bir sorusu. Biz işçiyiz. Bahsetmiş olduğumuz veri koruma sistemine kayıt için biz mi yapacağız? Kurumumuz mu? Arkadaşlar bizlerin bireysel zorunluluğu burada yok. Bunu tüzel kişilik yani şirket işçisiysek şirketimizin, belediye personeliysek belediye tüzel kişiliğimizin kayıt yapması gerekiyor. Bugün burada bunu anlatmamızın sebebi belediyemiz bizi verbis kayıt sürecinde görevlendirebilmiş olabilir. Bu çerçevede arkadaşlarımıza yardımcı olmak için bunu anlatıyoruz. O yüzden kayıtla görevli değilseniz tabii ki eğitimi yine takip edebilirsiniz ama herhangi bir yükümlülüğünüz yok. Bir soru yine verbis kaydımızı yaptık. Eksik yanlış bilgi olabilir. Bir sorun teşkil eder mi? Verbis kaydımıza verdiğimiz bilgilerin doğru olduğunu biz taahhüt ediyoruz. Belediye olarak. Bu çerçevede yanlış veya eksik bilgi girmemiş olmamız gerekiyor. Ancak güncelleme yapabildiğimiz için verbis üzerinde daha sonra bir hatamız, yanlışımız olduğunu fark ettiğimizde üzerinde
değişiklik yapabiliriz. O yüzden mutlaka verbis kayıtlarımızın doğruyu yansıtıyor olması gerekir. Belediyelerde bu iş için bir müdürlüğün doğrudan görevlendirilmesi şeklinde bir mevzuat yok. Bu çerçevede başkanımız yaz işlerini de görevlendirebiliyor, insan kaynaklarını görevlendirebiliyor, bilgi işlemi görevlendirebiliyor. Bunun için tek bir doğru kişi vardır diyemiyoruz. O yüzden başkanlık takdirinde. Şimdi devam edelim. Artık veri kategorisinin hukuki işlem butonuna gelmiştik. Biz elimizde tabii ki hukuki işlem başlığında mutlaka veri bulunduruyoruzdur. Devam ediyorum. Altıncı başlığa geldik. Müşteri işlem şeklinde bir başlığımız mevcut. Burada müşteri işlem diyor ama biz bunu belediyeler açısından vatandaş işlemleri olarak da değerlendirebiliriz veyahut da ticari ilişki içerisine girdiğimiz firmalarla, ihale ilişkisi içerisinde olduğumuz firmalarla vesaire de değerlendirebiliriz. Fatura, senet benzeri, çek benzeri uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu tarz veriler elimizde mevcutsa var butonunu işaretleyerek devam ediyoruz. Yedinci başlığa geldiğimizde burada fiziksel mekan güvenliği. Nedir bunlar? Kamera kaydı, örnek veriyorum, giriş çıkıştaki kamera kayıtları, koridorları kamera kayıtları gibi kayıtları varsa eğer var, yoksa üstteki butonu işaretleyerek devam ediyorum. Sekizinci aşamaya geldim. İşlem güvenliği butonunu burada görüyoruz. Biz belediye olarak personelin bilgisayarının IP bilgileri olabilir, şifreleri olabilir, log kayıtları olabilir. Eğer ki bunları tutuyorsak işleme yapıyorum şeklinde işaretliyorum ve devam ediyorum. Dokuzuncu madde risk yönetimi. Bu daha çok firmalara ilgilendiren bir madde. Belediyeler açısından burada veri işleme yapmadığımı taahhüt ederim şeklindeki üst butonu tıklayarak devam ediyorum. Onuncu maddeye geldim. Finans kategorisi. Biz belediye olarak tabii ki elimizde örnek veriyorum mal varlığı bilgileri olabilir, kişileri IBAN bilgileri olabilir. Bunun gibi finans bilgilerini işlediğimizden kaydet ve devam et diyoruz. 11. maddeye geldim. Mesleki deneyim maddesi. Bizim elimizde personelimizin diploması, sertifikası gibi bilgileri mevcut olduğundan burada da veri işlemi yapıyorum deyip kaydet ve devam et diyoruz. Pazarlama maddesine geldik şimdi. Pazarlama noktasında tabii ki belediyelerimizin veri işleme ihtimali çok düşük. O yüzden burada varsa var, yoksa yine aynı şekilde olmadığını taahhüt edelim şeklinde işaretleme yaptım. Görsel ve işitsel kayıt maddesine geldik. Bu maddeyi de elimizdeki fotoğraf verileri olabilir, vatandaşın tapu verileri olabilir, sözleşmeler olabilir. Bunun gibi kayıtlar elimizde mevcutsa yine var işaretleyip kaydet ve devam et diyoruz. Bir tekrar soru cevap kısmını gözden geçireyim. Personel şirketiniz olduğunu ama 21 kişinin çalıştığını belirtmişsiniz. Kayıt yapıldı ama veri girişi yapılmadı. Şu anda pasif olarak bekletmenize herhangi bir sakınca yok. Zaten sisteme kayıt olmak sizin açınızdan zorunlu değildi. Taner Kaya'nın sorusu var. Burada belediyeler danışman firma ile çalışmak zorunda mı? Envanter oluşturmamız için bir zorluk var mı? Envanter konusu zorluk teşkil edebiliyor. Haklısınız ama yine oluşturabileceğimiz bir süreç. Bu çerçevede biz TBB ana sayfasından envanter örneği paylaşmıştık sizlerle. O kısmı tekrar aktif etmeye çalışacağım ben. Size tekrar envanter örneğini ulaştırmaya çalışacağım. Çöp araçlarının lokasyon takibiyle alakalı bir soru gelmiş Yasemin Hanım'dan. Arkadaşlar diyor ki Kişisel Veri Koruma Kurumu Verbis, elinizde lokasyon bilgisi varsa bunu da bildirmeniz gerekiyor diyor. Bu şekilde araç takip cihazımız ne yapıyor? Tabii ki çöp arabasını ile birlikte o aracı kullanan şoförü de takip ediyor. Bu çerçevede biz aslında araç takibi yaparak bir kişisel veri işlemiş oluyoruz. Bu çerçevede elimizde bu şekilde bir veri işleme mevcutsa lokasyon bilgisinde ben veri işleme yapıyorum şeklinde bildirim yapmamız gerekiyor. Eksper 3 kullanıcının bir sorusunu görüyorum. Koordinasyon sağlayacak üst düzey yönetici memur olarak girmişiz. Bu çerçevede güncelleme yapabilir miyiz? Tabii ki bir güncelleme yapmamızda engel yok.
Az önce gösterdiğim en başta baktığımız o veri sorumlusu yöneticileri sayfasından güncellemesini yapabiliriz. Şimdi bildirim kısmına devam ediyorum. Veri kategorilerine ırk ve etnik kökenle kalmıştık. Belediyemizde ırk, etnik köken bilgilerin bulunması pek muhtemel değil. Kaydet ve devam et diyorum. Siyasi düşünce bilgilerine geldik. Burada belediyemizin elinde belediye meclis üyelerimizin özellikle siyasi parti üyelik bilgileri mevcut olduğundan burada biz veri işleme yapıyoruz şeklinde bildirimde bulunabiliriz. Devam ediyorum. Felsefi inanç, din, mezhep bizde pek bulunması muhtemel veriler olmadığından yoktur şeklinde bildirim yaptım. Kılık kıyafet başlığına geldim. Burada da yine kılık kıyafet noktasında bizim veri işleme yapma ihtimalimiz çok düşük olduğundan yoktur diyorum ve devam ediyorum. Dernek üyeliği kısmına geldik. Burada personelimize veyahut da vatandaşa ait bir dernek üyeliği takibi yapıp yapmadığımızı seçmemiz gerekiyor. Yani elimizde derneklerin bilgileri mevcut olabilir. Burada kastedilen bu değil. Dernek bilgileri çünkü kişisel veri değil doğrudan. Ancak elimizde vatandaşa veya personele ait şu derneğe üyedir şeklinde bir liste mevcut ise bu çerçevede buradan var şeklinde bildirim yapmamız gerekir. Olmadığında ise yok şeklinde işaretleme yapıyoruz ve devam ediyoruz. Aynı şekilde vakıf için de aynı açıklama geçerli. Ve sendika üyeliği bilgilerine geldim. Personelimizin elimizde tabii ki sendika üyeliği bilgileri mevcut olduğundan kaydet ve devam et diyorum. Şimdi sağlık bilgileri kısmına geldik. Tabii ki burada personelin sağlık raporu bilgileri mevcut veyahut da nikah işlemleri için bize gelen vatandaştan da biz yeri geliyor. Sağlık raporu isteyebiliyoruz. O yüzden sağlık bilgileri de elimizde mevcut olduğundan kaydet ve devam et diyorum. Cinsel hayat bilgilerine geldik. Bu çerçevede de veri işleme ihtimalimiz çok düşük. Kaydet devam et diyorum. Ve şimdi de ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri. Tabii ki personelin özellikle adli sicil kaydı elimizde mevcut olduğundan veyahut da eski hükümlü işçi çalıştırıyor olabiliriz. Bu gibi durumlardan dolayı elimizde tabii ki bu veriler de mevcut olduğundan kaydet diyorum. Biyometrik veri kısmında ise bahsettiğim şekilde parmak izi vesaire bulunduran belediyelerimiz eğer mevcutsa bunların var şeklinde, eğer bulundurmuyorsak yok şeklinde bildirim yaparak ilerliyoruz. Ve genetik veri, tabii ki elimize genetik veri kolay kolay mevcut olmayacaktır. Yok diyorum ve son aşamada artık ekstra bilgi varsa eğer elimize ekstra veri varsa bunların dışında olma ihtimali zaten çok düşük olduğundan başka bir elimde bu kategorilerin dışında veri yoktur şeklinde işaretleme yaptım. Tekrar sorular kısmına döneyim. Mehmet Fatih Bey demiş ki ırk etnik köken evlendirme işlemlerinde kullanılıyor. Irk etnik kökenden kastımız vatandaşlık bilgisi değil. Irk etnik köken kişinin daha çok ırk bilgisiyle alakalı. O yüzden vatandaşlık bilgisini bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Tabii ki eski kimliklerde din bilgisi mevcut. Eğer ki kimlik fotokopileri varsa, eskiye ait kimlik fotokopileri varsa burada da dini bilgi kaydettik şeklinde bir işaretleme yapmamız gerekir. Devam ediyorum. Şimdi ilk aşamada ben hangi kategorilerde veri işlediğimi kaydettim. Arkadaşlar sorularda görüyorum. Hasanbeyli Belediyesi personel giriş çıkışlarını yüz okuma sistemiyle takip ediyoruz. Bu uygulama devam etmemiz sorun olur mu? Evet, devam etmeye sorun teşkil edecektir. Bu çerçevede parmak izi okuma yöntemini, yüz okuma yöntemlerini kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Aldığımız vekaletleri hangi kategoride değerlendirebiliriz şeklinde bir soru var. Bunu görsel kayıt olarak da seçebilirsiniz. İsterseniz hukuki işlem, bu sistemin takibi size kalmış arkadaşlar. Herhangi bir doğrudan bu şu gruba girer şeklinde bir uygulama yok. Bu çerçevede en yakın olan başlığı seçebilirsiniz türüne göre. Şimdi kategorileri hallettikten sonra artık amaçlar kısmına geldim. Ben bu kaydettiğim verileri hangi amaçlarla işliyorum? Buna geldik. Şimdi kimlik veri kategorisinde ben hangi amaçlarla veri işliyor olabilirim? Burada 54 adet amaç var ve en altta da diğer
maddesi var. Bu 54 amaç bizim için yeterli olacaktır. Ekstra ekleme yapmak isterseniz tabii ki sistem buna izin veriyor ama buradan seçim yaparak birkaç örnek oluşturarak devam edelim. Örneğin ben acil durum süreçlerinin yürütülmesi için bir liste oluşturmuş olabilirim. Bina içerisinde yangın durumunda örnek veriyorum. İşte görevlilerin listesini oluşturmuş olabilirim. Bu çerçevede acil durum yönetimini seçebilirim. Ben aynı zamanda çalışanların başvuru süreçlerini takip etmek istiyorum. Çalışanlar için iş akdinden kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek istiyorum. Onların eğitim bilgilerini takip etmek istiyorum gibi burada bakın görevlenme süreçlerinin yürütülmesi birçok amacımız var. Buradan örnek olarak birkaç tanesini seçtim. Sizler bunları daha sonra tekrar giriş yapıp tabii ki çoğaltabilirsiniz. Birkaç tane seçim yaptıktan sonra aşağıda kaydet ve devam et yazıyor. Tıkladığımda iletişim kategorisinde neden veri işleme yaptığımı bana soruyor. Yine buradan aynı amaçlarım ortaya çıkıyor. Örneğin burada ne var? İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi benim için bir amaç. Tabii ki örnek veriyorum. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi de benim için başka bir amaç. Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi vermek başka bir amaç. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması çerçevesinde ben iletişim bilgisi alıyor olabilirim. Bunu da işaretliyorum. Bu kısmı daha sonra sisteme tekrar giriş yapıp çoğaltabiliriz. Kaydet ve devam et dedim. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Özlük bilgilerine geldim. Burada da yine çalışanlar için iş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri seçebilirim. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi diyebilirim. Saklama ve arşiv diyebilirim. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi deyip devam edebilirim. Hukuki işlem başlığına geldik. Burada da hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, örneğin saklama ve arşiv faaliyetleri, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi benim için birer amaç. Kaydet ve devam et dedim. Müşteri işlem kısmına geldim. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yine saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, örneğin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi benim için makul gerekçeler. Kaydet ve devam et dedim. Fiziksel mekan güvenliğine geldik. Neydi bunu? Kamera kaydı gibi şeylerdi. Fiziksel mekan güvenliğinin takibini seçebilirim. Saklama ve arşiv, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, yeri geldiğinde emniyet bize başvuru yapabilir. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması diyebilirim. Kaydet ve devam et dedim. İşlem güvenliği adımı. Ben neden kişilerin işlem güvenliği bilgilerini alıyorum? Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi makuldür. Erişim yetkililerinin yürütülmesi benim için makul gerekçeler çoğaltabiliriz. Kaydet ve devam et diyorum. Finans başlığına geldik. Soruları tekrar gözden geçirelim burada. Şimdi bir soru var. Özlük dosyasında zaten vesikalık fotoğraf var. Yüz tanıma neden kaldırılmalı? Arkadaşlar fotoğraf ile yüz tanıma aynı şey değil. Yüz tanımada kişinin yüzün hatları da aynı zamanda işleniyor. Bu bir biyometrik veri olarak kabul ediliyor. Fotoğraf tek başına biyometrik veri değildir. Başvuru yaptıktan sonra çıktığı posta yoluyla mı ileteceğiz diyor bir belediyemiz. Evet, posta yoluyla iletmek bir yöntemdir. Eğer CAP kullanıyorsanız CAP adresi paylaşmıştım yukarıda. CAP'e doğrudan gönderebilirsiniz. Şimdi finans adımından isterseniz devam edelim. Finans başlığına geldik. Neden finans verisi işliyor olabiliriz? Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetleri gibi işaretleme yapabilirim. Mesleki deneyim maddesine geldim. Kişilerin diploma, transkript, sertifika gibi belgeleri, çalışan adayı yerleşme süreçleri, çalışan adayların başvuru süreçlerinin takibi, çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi gibi performans değerlendirme olabilir. Bunun gibi işaretlemeleri yaparak devam ediyoruz. Kaydet ve devam et dedik. Şimdi görsel ve işitsel kayıt kısmına geldik. Elimizdeki görsel işitsel kayıtları saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesini seçebiliriz yine. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini seçebiliriz.
Çalışanlar için iş akdinden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla görsel kayıt alıyoruz diyebiliriz ve devam ediyorum. Siyasi düşünce bilgilerine geldik. Bizde ne vardı? Belediye meclis üyelerinin takibi vardı. Ancak buraya baktığımızda uygun düşen saklama ve arşiv mesela yine bizim için gerekli ve yeterli aslında, ama bir de şuraya diğer butonundan şu şekilde bir giriş yapmamızda fayda var. Bu şekilde belediye meclisi üyelerinin bilgilerinin tutulması şeklinde bir ekleme yapabiliriz. Bu çerçevede bir de ben diğer kısmına ekleme yapmış oldum. Kaydet ve devam et diyorum. Sendika üyeliği kısmına geldik. Çalışanlar için yan haklar olabilir. İnsan kaynakları sürecini seçebiliriz. Özür diliyorum, sendikada bunu seçmeyelim. Saklama ve arşivi seçebiliriz. Bu şekilde kaydet ve devam et diyoruz. Sağlık bilgileri kısmına geldik. Ben yine çalışanların sağlık bilgilerini kaydetmiş olabilirim. Bunun dışında tabii ki vatandaşın da sağlık raporu vesaire var benim için. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi diyebilirim. Bir de diğer olarak örneğin buraya bir elle ekleme yapabilirim. Bu şekilde ekleme yapabilirim. Gördüğünüz üzere sistemin takibi sadece bize ait. Yani buradan içsel işaretleme yapalım. İstediğimiz kadar çoğaltalım. Veyahut da aşağıdaki diğer butonundan eklemeler yaparak devam edelim. Kullanım tamamen bize ait. Yine ceza mahkumiyeti bilgilerine geldik. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükler olabilir. Saklama ve arşiv benim için yine gerekli adımlar olacaktır. Kaydet dedim. Şimdi buradan veri kategorilerine giriş yapmıştım ve şimdi de ikinci aşamada ben bu verileri hangi amaçlarla işlediğimin de girişini yaptım. Artık neye giriyorum sırada? Ben bu verileri kimlere aktarıyorum? Bunu bildirmem gerekiyor. Ben bu verileri ya kimseye aktarmıyorum diyebilirim ama bu pek muhtemel değil. Onun yerine yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını seçebiliriz ve belediye şirketiyle aramızda bazı evrak transferi de olduğundan iştiraklar ve bağlı ortaklıkları buradan seçebilirim. Bazen tabii ki maaş bankamızla olan işlemlerimiz vardır. Bu çerçevede aktarma yapıyor olabiliriz. Buradan diğer butondan yine ekleme yapabiliriz. Kimlere aktarım yaptığını da işaretledim ve devam ediyorum. Şimdi saklama sürelerine geldim. Burada her bir kategori için ne kadar süreyle bu verileri sakladığımı bildirmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki tahmin edersiniz, her müdürlüğün tuttuğu kimlik verisinin saklama süresi aynı değil. Her müdürlüğün tuttuğu iletişim verisinin saklama süresi aynı değil. Örneğin destek hizmetlerindeki bir ihale dosyası çerçevesinde iletişim verisi tutmuş olabiliriz. İhale işlemlerinin saklama süresi sözleşme sona erdikten itibaren 15 yıl. Orada 15 yıl tutuyoruz ama insan kaynakları örneğin personel özlük dosyası oluştururken bu kimlik verisini personelin kişi işten ayrıldıktan sonra 101 yıl tutması gerekiyor. Bu çerçevede her bir kategori için elimizdeki en üst olan süreyi buraya işaretlememiz gerekecek. Mehmet Fatih Doğanay'ın sorusu, kaymakamlık, valilik gibi bilgiler girmek gerekir mi yoksa yetkili kamu kurum ve kuruluşu dememiz yeterli mi? Yetkili kamu kurum ve kuruluşu dememiz yeterli. Bu çerçevede herhangi bir aşağıdan diğer kısmından çoğaltma yapmaya ihtiyacımız yok. Arkadaşlar, veri sorumlusu belediye tüzel kişiliğinin kendisi. Bunu unutmayalım. Her belediye bir tane veri sorumlusu var. Her tüzel kişiliğin sadece kendisi kanun kapsamında veri sorumlusu. Olsa olsa bizler irtibat kişisi atama kısmını düşünmemiz gerekir. İrtibat kişisi konusunda da daire başkanı ve üst olması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi süreler kısmından devam ediyorum. Kimlik verisini personelden kaynaklı 101 yıl saklıyoruz. İletişim verisine geldim yine. Personelden kaynaklı 101 işaretlemesi yapıyorum. Özlük bilgileri tabii ki yine personelden kaynaklı 101. Burada hukuki işlem kısmında doğrudan bir belirleme yok. Bu kısma
Elimizde mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler eğer yok ise kendimizin süre belirlemesi gerekiyor. Bu çerçevede hukuki işlem için 5 yıl gibi, 10 yıl gibi makul süreler seçmeye hakkımız var. Müşteri işlem noktasında yine belirli bir süre yok ama hepimiz biliyoruz ki sözleşmeden kaynaklı dava açma zaman aşımı 10 yıl. Yani genel sözleşme zaman aşımı olan 10 yılda müşteri işlem konusunda işaretleyebiliriz. Fiziksel mekan güvenliği konusuna geldik. Bu çerçevede kamera kayıtları 1 ay, 2 ay, 3 ay tutuluyor olabilir. Burada kendimize göre bir işaretleme yapmamız gerekiyor. İşlem güvenliği noktasında yine her bir belediyenin kendi veri kayıt sistemine göre belli süreleri mevcut olabilir. Burada örnek olarak yine 1 yıl, 2 yıl gibi işaretleme yapabiliriz. Finans noktasında yine mal bildirim formundan kaynaklı özellikle personel özlük dosyasına gireceğinden dolayı burada 101'i seçmemiz gerekiyor. Mesleki deneyim yine personel özlük dosyasından kaynaklı 101 yılı ben seçtim. Görsel işitsel kayıtlar için de yine bu veriler de personel dosyasına girdiğinden 101'i seçtim. Siyasi düşünce bilgileri mevzuatımızdan kaynaklı belediye meclis üyelerinin verilerinin daha 15 yıl saklanması gerekiyor. İlişki kesildikten sonra bu çerçevede 15'i işaretliyorum. Sendika bilgisi yine personel özlük dosyasında mevcut 101'i seçiyorum. Sağlık bilgileri nikah hizmetlerinde 30 yıl ancak yine personel için 101 yıl olduğundan daha yüksek olan miktar 101 yılı seçiyorum. Ve son olarak da ceza mahkumiyeti bilgileri yine personelde mevcut olduğundan 101 yılı seçtim. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken diğer bir konu. Biz şu anda belediye tüzel kişiliği için bir işaretleme yapıyoruz. Yani buradaki veriler memur ve sözleşmeli personel için. O yüzden şirketlerimiz bu sürelere giriş yaparken 101 kuralını uygulamayacaklar. Onlar yine kendilerine göre isterlerse iş mevzuattan kaynaklı zaman aşımı olan 5 yıl gibi süreleri burada işaretleyebilirler. 5 yıl 5 yıl ilerleyebilirler. Veyahut da sözleşmeye genel zaman aşımı olan 10 yılı da işaretleyebilirler. Bu yaptığımız işaretlemenin belediye tüzel kişiliği için olduğunu lütfen unutmayalım. Şöyle bir tekrar yavaş yavaş ineyim. İşaretlemediklerimiz varsa eğer gözden geçirelim. Murat Bey'in sorusu, kanun öngördüğü süre boyunca şeklinde bildirim yapmamız uygun değil. Çünkü kanun öngördüğü süre yaparsak bu sayfa amacına hizmet etmez. O yüzden ilgili mevzuat çerçevesinde ya süreyi bulacağız. Elimizdeki süreleri bulup arşiv yönetmeliği olabilir, diğer mevzuatımız olur. Bu çerçevede bu süreleri takip etmemiz gerekiyor. İsteyen arkadaşlar için ben şuraya öncelikle mail adresimi yazayım. Bu adrese mesaj atarsanız eğer benim oluşturduğum bir örnek saklama süreleri dosyası mevcut. Yine bu alanda çalışan bir arkadaşımdan da destek alarak oluşturdum. Ancak tabii ki bunun net doğru olduğunu söyleyemem. Çünkü mevzuatımızda saklama süreleri çok dağınık bulunuyor. O yüzden kesin olarak emin olmadığım bir dokümanı herkese paylaşmak istemediğimden burada mail adresimi sizinle paylaşıyorum. İsterseniz buraya mail atanlara ben o kesin doğru olmadığını belirterek söylüyorum. Bu çerçevede isterseniz gönderebilirim. Mesaj gelmedi diyenler var. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deniyorum. Şu an gelmiş olabilir. Buraya saklama süreleri dosyasını göndereceğim ama tekrar söylüyorum. %100 doğruluğu noktasında kesin taahhüt içeremiyorum ne yazık ki. Buraya mesaj atanlara saklama sürelerini göndereceğim. Ama verbis konusunda böyle bir belirleme yapabiliriz. Arkadaşlar yine o kısma mail atarsanız elimdeki envanter örneğini sizinle paylaşabilirim. Çalıştığım bir envanter örneği var. O envanteri isteyen arkadaşlarıma yine bu mail adresinden gönderebilirim. Devam edeyim istersen. Saklama süresini de hallettikten sonra tekrar soruları bir gözden geçireyim. Saklama sürelerini süresiz yazabilir miyiz şeklinde bir soru görüyorum.
Tabii ki süresiz olan veriler tabii ki mevcut. Mesela taşınmaz beyanlarının süresiz saklanması gerekiyor. Benim verdiğim süreler size belli bir alanda belli bir üst saklama süresi mevcutsa onu özellikle o süre olarak yazmamız gerekiyor. Süresiz yapamayız çünkü bu yine kanuni bir ilkemiz mevcut. Elimizdeki verileri süresiz saklayamıyoruz. Kanuni çerçevede süre belirlenmişse ona uymamız gerekiyor veya makul bir süre geldiğinde silmemiz gerekiyor. Ancak mevzuatımızda bazı verilerin süresiz saklanacağı özellikle belirtiliyorsa sadece bunları süresiz saklayabiliriz. Mesela taşınmaz beyanı veya evlendirme kütüğü bunlardan birkaçı. Şimdi veri konusu kişi grubu aşamasına geldik. Bizler kimlik veri kategorisinde kimlerin verisini istiyoruz? Çalışan adayı, çalışan, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, sınav adayı, stajyer, tedarikçilerimiz, hizmet alan kişi, veli vasi, ziyaretçi gibi işaretlemeleri yapabiliriz. İletişim başlığına geldim. Ben kimlerin iletişim verisini alıyorum? Ben çalışanlarımın, sınav adaylarımın, stajyerlerimin, yine tedarikçilerimin, hizmet alan kişi olan vatandaşların, belki ziyaretçi kayıt defteri tutuyorum, ziyaretçilerin gibi çalışan adaylarımın iletişim bilgilerini kaydediyorum diyebilirim. Özlük kısmına geldik. Tabii ki burada da çalışanlarımın ve stajyerlerimin özlük bilgileri, sınav adaylarının da çeşitli özlük bilgilerini talep etmiş olabilirim. Bu çerçevede bunları da işaretliyorum. Hukuki işlem kısmına geldik. Burada yine çalışanların ve hizmet alan kişilerin hukuk işlem bilgilerini kaydediyor olabilirim. Gördüğünüz üzere burada kendimizin beyanda bulunması gerekiyor. Bu sistem beyan üzerine kurulu. Ona dikkat edelim. Ama tabii ki yaptığımız bildirimin hata, yanlış içermemesi gerekiyor. Doğru bilgi beyan etmemiz gerekiyor. Müşteri işlem kısmına da tedarikçilerin ve hizmet alan kişilerin verilerini işlediğimizi yazabiliriz. Devam ediyorum. Fiziksel mekan güvenliğinde tabii ki bu kişilerin hemen hepsini kamera kayıtları bende mevcut olabilir. Kimlerin yok? Denek kısmı tabii ki bizim için pek hitap etmeyen konu olduğundan bu kısmı atlayabiliriz. Kaydet ve devam et diyorum. İşlem güvenliği kısmında ben çalışanlarımın işlem güvenliğini takip ediyorum. Stajyerlerim olabilir ve tabii ki belediye içerisinde ben Wi-Fi hizmeti sunuyorsam eğer yine ziyaretçilerimin de hizmet alan kişilerimin de örneğin takibini yapıyor olabilirim. Kaydet dedim. Finans başlığına geldik. Biz kimlerin finans verisi? Çalışanların olabilir, tedarikçilerin olabilir, vatandaşın bazen olabilir şeklinde işaretleme yapıyorum. Arkadaşlar mail adresinizi chat kısmına yazmayın lütfen. Mesaj buraya gönderdim. Mail adresim burada yazıyor. Bu mail adresine gönderebilirsiniz. Mesleki deneyim kısmına geldik. Diplomalar hatırlarsınız. Sertifikalar vesaire vardı. Çalışan adayı, çalışan, sınav adayım, stajyerim gibi kişilerin. Örneğin ben belki çeşitli sosyal yardımlarda bulunuyorum. İşte bu çerçevede ailelerin okuyan çocukları var mı mesela? Bunların verilerini alıyor olabilirim. Bunun gibi üretmemiz gerekiyor. Ben kimlerin verisini mesleki deneyim kısmında diploma verisine, işte sertifika verisine alıyorum şeklinde yorumlama yapmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Görsel ve işitsel kayıt kısmına geldik. Yine çalışanlar, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçiler bu çerçevede işaretleme yapabiliriz. Kaydet ve devam et diyorum. Siyasi düşünce kısmına geldik. Burada belediye meclis üyesi olmadığından yine diğer kısmına tıkladım. Sarı renkli butona tıklayarak buraya elle giriş yapıyorum. Buraya belediye meclis üyesini ekledim. Kaydet ve devam et diyorum. Kimlerin ben sendika bilgisini tutuyorum elimde? Tabii ki olsa olsa çalışanlarımın vardır. Kimlerin sağlık bilgileri mevcut? Çalışanlarla birlikte belki sınav adaylarından da sağlık raporu istedim. Stajyerden istedim. Çalışan adayından ve tabii ki vatandaştan yani benden hizmet alan kişilerden de sağlık bilgisi istemiş olabilirim. Kaydettim. Ceza mahkumiyeti bilgilerine geldim. Yine çalışanlarım ve sınav adayı ve stajyerlerden bu verileri
alıyor olabilirim. Kaydet ve devam et dedim. Şimdi ben yurt dışına aktarım yapmadım maddesine geldim. Bu çerçevede bu verilerden yurt dışına aktarım yaptığım var mı yok mu onu işaretliyorum. Tabii ki ben belediye olarak yurt dışına aktarım yapmadığımdan bu kısımda aktarım yapmadığımı taahhüt ederim şeklinde bir işaretleme yapıyorum. Kaydet ve devam et diyorum. Artık son sayfaya geldik. Nedir bu son sayfa? Ben bu kaydettiğim verileri, işlediğim verileri nasıl koruyorum? Buna bakmam gerekiyor. Bu çerçevede buradan yine çeşitli güvenlik önlemleri var. Bunlar arasından işaretleme yapacağım veya en alttaki diğer kısmından kendim ekleme yapabilirim. Mesela güncel antivirüs sistemleri kullanıyor olabiliriz. Güvenlik duvarları kullanıyor olabiliriz. Bunun gibi log kayıtlarını ben tutuyor olabilirim. Veri maskeleme yapıyor olabilirim. Belki firmalarla gizlilik taahhütnamesi imzalamış olabilirim. Bunun gibi yine buradan kendimize uyanları işaretliyoruz. Birçok madde var burada. Tek tek beklemeyelim, vakit kaybı olmasın. Sistemi zaten kullanmayı öğrendik. Bu adıma tekrar geldiğimizde yanımıza bir bilgi işlemci arkadaşımız da alarak özellikle buradan işaretleme yapmamızda fayda var. Yine kaydet ve devam et diyorum. Şu anda bana bir ön izleme sundu sistem. Bakın aynı Boyner örneğinde olduğu gibi bana bir sayfa açtı ve bu şekilde benim işaretlediğim amaçları, kimlere aktarım yaptığımın hepsini örnekler halinde bana sundu. Bu sayfaya geldikten sonra en altta onayla ve gönder butonu var. Onayla ve gönder dedikten sonra işlem başarılı diyor ve benim şu anda verdiğim kaydım anında sisteme düşmüş oluyor. Herhangi bir onay süreci yok. Çünkü dikkat ederseniz bu sistem beyana tabi. Herhangi bir onaylamadan geçmiyor. O yüzden irtibat kişisinin bildirim yaparken özellikle dikkat etmesinde fayda var. Şimdi bir örnek kontrol yapalım isterseniz. Yine Verbis butonuna geldim. Burada en altta sicil sorgulama var. Az önce buradan Boyner'i yapmıştık. Şimdi de Türkiye Belediye Birliği'ni yapalım. Arama yap dediğimde Türkiye Belediye Birliği hem şirketimiz daha önceden yapmıştık yine Belediyeler Birliği'nin kaydı karşıma çıktı. Tıkladığımda burada az önce yaptığımız işaretlemelerin anında Verbis'e herkese açık olarak aktarıldığını görüyoruz. Yani işaretleme yapmak belki yarım saatimizi alacak. İşaretlemeyi bitirdiğimiz anda Verbis'e kayıt yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız. Şimdi tekrar bir sorularınızı bakayım ben. Bir soru var. Güvenlik önlemleri için bir zorunluluk var mı? Kanunumuz diyor ki veri sorumlusu elindeki verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Biz de burada doğrudan şu önlemleri al, mutlaka bunları uygulamalısın şeklinde bir zorunluluk sunmuyor. Belediyemizin kapasitesine göre herkesin kendisine uygun bir belirleme yapması gerekiyor. YouTube sayfamız var arkadaşlar. Türkiye Belediye Birliği Belediye Akademisi YouTube sayfasına birazdan arkadaşım ders bitiminde linkini tekrar gösterecek de size. Videoyu oraya ekleyerek sizinle paylaşacağız. Oradan yine bu dersin kaydını izleyebilirsiniz. Şifresi henüz gelmeyen kişiler mevcut olduğunu tahmin ediyorum. Öğleden sonra veyahut da yarın vesaire şifreniz geldiğinde de videoyu aynen izleyerek kaydımızı yapabiliriz. İsterseniz şimdilik sonlandıralım. Ocak ayı içerisinde bakın şöyle bir konu var. En başta da bahsettim. KVKK konusunun sadece bir ayağı var biz. Ona dikkat edelim. Yani bizim daha halletmemiz gereken birçok konu var. Aydınlatma metinlerinin hazırlanması, güvenlik politikalarının hazırlanması. Onlar için aslında kanunumuz 5 yıldır yürürlükte. Ona dikkat edelim. Biz şu an sadece Verbis için verilmiş olan 31 Aralık süresini kullanıyoruz. O yüzden aslında biz pazartesinden itibaren güvenlik politikasını hazırlamamış olmamız gerekiyor. Bu çerçevede envanter hazırlamış olmamız gerekiyor. Bu çerçevede yine güvenlik politika işlemlerini halletmiş olmamız gerekiyor. O yüzden bugün Verbis'i tamamlayalım ve Ocak ayı içerisinde muhtemelen biz sizlere mesaj göndereceğiz. KVKK'nın diğer aşamalarını biraz daha uzun bir eğitimde, belki 3 saat sürecek kadar bir eğitimle sizlere anlatmaya çalışacağız. Güvenlik politikasını da paylaşacağım. O eğitimde envanter çalışacağız, güvenlik politika metni çalışacağız,
aydınlatma metni çalışacağız. Hepsinin örneğini size sunacağım. Eksiksiz olarak halledeceğiz. Ama bugün sizden ricam vermiş konusunu halledin. Envanter üzerine ayrı bir oturum yapacağım. Ocak ayında hepimizi ilgilendiren geniş katılımlı bir eğitimle inşallah hem envanter hem güvenlik politikası aydınlatma metni hepsini halledeceğiz ve dokümanları da ben size ulaştıracağım. İsterseniz bugünlük kapatalım. Vakti gelen arkadaşlar için de özellikle YouTube üzerinden videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Katılımınız için ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.